Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu camımdan size dedim merhaba diyeyim. Çünkü bu camımda genelde bu odada kızım çalıştığı için bu camıma çok uğrayamıyordum. Bu sabah o dershaneye gidince buraya uğrayayım dedim arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, şu hovartiya türlerimi biliyorsunuz ayırmıştım ve şunlar dondular. Şu yaprakları ama iç kısımları sağlam. İyi ki söküp atmamışım. Ve şu türlerim arkadaşlar, ben bunlar da yani dondu falan dedim ama bilemiyorum. Bunların bir bakacağım. Donmayanları bu saksımı kaktüslerle hovartiyaları birbirinden ayıracağım. Ama bunun için baharın gelmesini beklemem lazım. Hovartiyaları ayıracağım ve daha sonra arkadaşlar bunları yatak odası camıma götüreceğim. Orada daha iyi olacağından eminim. Yani gerçi ben bunların hepsini çok denedim. Kimini oraya, kimini buraya ektim ama bakacağız arkadaşlar, deneyeceğiz. Bu arkadaş çok yavrulamış ya. Pıtır pıtır. Şimdi arkadaşlar bakın. Benim şu türümde de bakın şu türde de biliyorsunuz yaprak biti olmuştu. Ve bütün şeyi bitkiyi yiyip kavurmuştu. Ben de onu güzelce sirkeli suda, çok az yani sirke, Arap sabunlu suda yıkamıştım ve oraya koymuştum. Tekrar güzelleşmeye başladı. Yakut kolyem. Bu arkadaş da bütün bitkilere donmuştu. O yüzden onu kestim. Ve ben büyüyeceğinden eminim. Şöyle arkadaşlar, bu türüm. Bu benim kendimin o meşhur sukulentimden. Bahar gelsin, büyümeye başlasın. O saksılara sığmayacak arkadaşlar. Bir de size ne göstermek istiyorum. Sabah sabah sonra işe gideceğiz sizinle. Bakın arkadaşlar. Maşallah bakın. Bakın şuradan da çıkıyor bir tane. Bunu böyle kızımın yanına koydum. Böyle. Ama götüreyim bunu bir sulayayım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar getireyim. Sulayayım derken çok az bir su koyuyorum ama olsun. Böyle bir sulayayım. Sizinle birlikte yapalım. Hatta bunu sonra da ben giyineyim. İşe gidelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben buna hem vitamin kullandım. Yani şu taşları koyduğum zaman kökleri için çok az bir vitamin kullandım ve ben buna biliyorsunuz ki arkadaşlar köklendirme reçinesi sıktım şuralara. Bakın. Şöyle yapraklarına da azıcık fıslatma yapayım. Yapraklarını yıkıyorum normalde de. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size şunları göstereyim. Bakın bunlar yeşil. Bunlar açık renge döndüğü zaman bu susuz kalmış demek. Arkadaşlar iş yerime geldim. Ama dışarıda o kadar kuş cıvıltısı var ki. Yani geldim her şey cakır cakır kuşlar ötüyor. Sonra aklıma geldi. Çok meşhurdur. Şu üstteki tel var ya arkadaşlar, geçen gerilim attı. Oraya kuşlar otururlar. Bu alttaki bütün arabaların üstleri temizlenemeyecek kadar kuş pisliği olur. Sonra aklıma geldi, nasıl oluyor da ya dedim, bunlar bu kadar kuş cıvıltısı olabiliyor. Ve arkadaşlar ben biraz erken gelmişim. Biraz erken geldiğim için de zannedersem kurs merkezimiz açık değil. Eşim erken dedi ama evet açık değil arkadaşlar. Neyse. Bekleyeceğiz. Başka çare yok. Birisi geldi ama. Bizim branşlarla alakalı. Şöyle arkadaşlar.
Neyse arkadaşlar, ben kapatayım, bir bakayım hocalarım nerede. Arkadaşlar biz işe geldik. Ondan sonra ve şöyle ben dinlenme odasına geçtim öğlen saati. Öğrenci aramalarımızı yapıyoruz. Ondan sonra tabii ki öğrenci aramalarımızı yaparken gruplarımızı oluşturuyoruz falan. Ama burası arkadaşlar bina boş olduğu için o kadar soğuk ki şöyle üzerimden kışlık şeyimi çıkartmadım. Yani çok da ince giyinmişim. Öyle olunca da dondum. Sesime bile yansıdı yani. Şimdi kızım bir şey atmış arkadaşlar. Yorum atmış. Bir tane arkadaşımız demiş ki o kadar güldüm ki arkadaşlara da okuttum. Fatma Hanım demiş, siz demiş çok temizsiniz. Temizlik yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu arada burada kovalarımız var arkadaşlar. Bu da benim maskemin tutacağı. Şöyle kovalarımız var. Parmağımla göstermiyorum artık. Bunlarla göstereceğim dermişim. Yani işte olduğum sürece tutacağımla göstereceğim. Yukarıdan damlıyor arkadaşlar. O yüzden neyse. Demiş ki bir tanesi, Fatma Hanım siz çok temiz bir kadınsınız. Çok güzel temizlik yapıyorsunuz. Fakat siz yemeği beceremiyorsunuz demiş. Kendisini buradan sevgiyle kucaklıyorum. Azerbaycan'dan yazmış zannedersen. Şimdi şöyle arkadaşlar, her insan her şeyi becerebilecek diye bir şey yok. Elimden geldiğince, çocuklarım istediğince, eşim istediğince, onlar memnun olduğunca yapmaya çalışıyorum. Onlara soruyorum. Onlar istediğine mesela biz bu öğün melemen istiyoruz desinler. Önlerine kebap koyayım. Bakın kebap koyayım. Onu yemezler. Biz bunu istiyorduk derler. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz bu kurs merkezinin el sanatları öğretmeni benim. Yani bu kurs merkezinde bu kadar işi yaparken bırakın yemek konusunda da eksiklerim oluversin. Hiçbir insan kusursuz değildir. Bu arkadaşa ben inanın çok teşekkür ediyorum. Yani çok dikkatli izlemiş beni. Ama videomda bahsetmek istedim bu yorumdan. Ama şöyle bunu hep söylüyorum. Eşim, çocuklarım yani ne istiyorsa onu yapıyorum. Bir de ben hiçbir zaman çocuklarıma şunu yiyin illa yiyeceksiniz. Benim çocuğum hiçbir şey yemiyor falan böyle yapan bir anne değilim. Küçük bebekken de değildim. Ne yiyorlarsa ben onlara onu pişiriyordum. Onlar yiyorlardı. Soruyordum. Hala o usul arkadaşlar. Örneğin bugün gelirken size ne yapayım bırakayım dedim. Dediler ki anne dediler sen bize dediler şey yap. Makarna yap dediler. Salçalı olsun dediler. Arkadaşlar zaten kısıtlı bir zaman ancak makarna yapabilirdim. Evet onlara makarna yaptım. Şimdi arkadaşlar kul kusursuz değildir. Ben de her şeyi bilmiyorum. Yani yemek konusunda da evet eksiklerim çok. Farkındayım. Biraz geçiştirdiğimin de farkındayım. Ama böyle yani yapacak bir şey yok. Ama kızım atmış, ekran fotoğrafı atmış, anne demiş, bak demiş, böyle böyle yazmışlar. O da gülücük atmış, çok gülmüş. Ondan sonra dedim, olsun kızım dedim. Şimdi arkadaşlar, buralar, şu alt kısım, şu kısımlar, bakın, şeyde, çocukların eğitim gördüğü yerde. Ve bu insanlar bağırarak da konuşamıyorum, kusura bakmayın, sesim çok yankılanıyor. Şu alt kısımlar, şurası tiyatro yeriydi. Şu alt kısımlarda, bu arada da maskem burada takılı. Şu an bomboş her yer. Hiç alt katlarda kesinlikle bir tane eğitim yok. Biz şu anda öğrenci kayıt oluşturuyoruz. Sınırlı sayıda öğrenci alınacak. Denemesi yapılacak. Yani bunun dışında da zannedersem bilmiyorum ne zamana kadar çalışacağız. Böyle bir şeyler olacak arkadaşlar. Gelin dediler.
Yani mesafeli bir şekilde eğitim, hani bu deneme normalleşmeye geçilmesi lazım tabii ki. Bunu deneyeceğiz. Çok şükür bizim hocalarımızdan veya öğrencilerimizden de hiç korona kapan olmadı, o ortamlarda bulunan olmadı falan. Bir kere ben karantinaya girmiştim. Bir hocamızın annesinde çıkmıştı. O da karantinaya girdi. Ben de karantinaya girdim, temaslı olduğumuz için. Onun dışında böyle bir şey olmadı. Tabii ki normalleşmeyi denememiz lazım. Böyle hep yatarak olmaz. Ben hem bunu paylaşayım sizinle dedim, hem iş yerimi paylaşayım. Hazır boşken, her zaman göremezsiniz. Koridorlar öğrenci doluyken tam ben videoyu açıyorum arkadaşlar, karşıdan bağırıyor hocam diye. Veya yani diğer şekilde müdürlerimizden falan hoca arkadaşlara rastlayabiliyorum. Onları göstermemek adına bir daha videoyu kapatıyorum arkadaşlar. O yüzden hatırlıyorsanız benim geçmişte şurada tiyatro yapan çocuklarla böyle bir videom vardı. Çekmiştim onları. O kadar. Ha, bir de alt katımızda kütüphane falan da var böyle. Bakın. Tabii burası kütüphane değil. Burası bekleme salonu, tiyatro alanı gibi bir şey. Böyle arkadaşlar, tekrar çalışmak için biz böyle başladık. Geldik ama sessizlik hiç güzel değil. İnsana göre değil. Böyle. Yani başlayacaksak ya cümbür cemaat başlamak lazım ya. Böyle yalnız yalnız. Hiç hoş olmuyor. Şimdi de arkadaşlar, yani belki temizliğimi de eksik bulanlar vardır. Belki bir şeyleri eksik bulanlar vardır. Hiçbir zaman şunu unutmayın. Hiçbir insan mükemmel değildir. Ben de mükemmel değilim arkadaşlar. Neyse, eve gidince inşallah, büyük ihtimalle yolda açar mıyım? Açarım belki videoyu. Çünkü bugün alışveriş yapacağım. O alışverişte belki açarım. Kahvaltılık alacağım arkadaşlar. Bakalım. Ben Peynirci Baba'ya geldim. Şöyle lavaş ekmeğinden aldım. Bunun kızartması çok güzel oluyor. Ve böyle. Ekmeklerimizi alacağız. Çiçekler şöyle. Bakar mısınız? Şundan alabilir miyim? Hangisini? Şöyle. Çeşitler böyle. Bununla o fark etmiyor değil mi? Yani fiyat, birim fiyatı aynı. Değil mi? Bunu da mı alıyorsun sen Ferdi? Onlar değil bunlar. 5.95. 9 ve şey 10 10.45 10.70 10.95. Şöyle bunu da alayım. Ay bir de acıka istiyorum ama. Acıka, acıka. O tarafta mıydı? Burada. Açık kapalı. Arkadaşlar şöyle yumuşatıcı. Bidonla. Yumuş 22 lira. Ya bugün arkadaşlar tıra kaldı. Bir de terli kaldılar. Şu. Bir tane kalmış arkadaşlar ya. Ve benim kızımın saçları uzun. Üç tane kalsaydı üç tane alacaktım onlara. Alsam mı? Bitmiş ya. Bizim
kızımın doğum günü var. Doğum günü için bunları ona alayım, saklayayım. Şimdi arkadaşlar, kulaklık. Bunları alayım. Çünkü doğum günü var. İyi rast geldi ya. Bakın şöyle pijamalar da var, eşofmanlar. Ama küçükler. Kabuk kavrulmuş badem. Bakın arkadaşlar, şunu aldım, bunu aldım, bir de bunu aldım. Kızımın 6 gün sonra doğum günü var, bir de para veririm. Doğum günü hediyelerini böylece ufaktan hazır etmiş oldum. İyi oldu. Şu şampuanlara bakacağım arkadaşlar. Duş jeli, şampuan, zeytinyağlı. Evet.